Herkese merhabalar ben Koray Sadıklar. Yeni bir Laravel videosuyla karşınızdayım. Bir önceki dersimizde Laravel kurulumunu ve Breezy Login sisteminin nasıl kurulduğunu öğrenmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve Laravel'deki ayarların nereden yapıldığını ve klasör yapımızı beraber inceliyor olacağız. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz videoların ya da içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip eğer abone değilseniz de kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bu sayede beğenilen videolara göre hangi içeriğin daha çok tutulduğunu ve istendiğini biliyor olacağım. O konularla alakalı içerikleri sizlere daha fazla ulaştırıyor olacağım. Şimdiden teşekkürler. Evet, şu anda da tam bilgisayar karanlık moda geçmiş oldu. Sizler de görmüş oldunuz. Güzel bir efekt oldu. Tam saat geldiğinde bilgisayarın otomatikman e, Laravel'in üstünde Tailwind ayarları da buna göre ayarlandığı için saat değişiminde bilgisayarın şeyini alıyor şu anda. E, tema sistemine göre davranıyor. O yüzden güzel bir geçiş oldu. İstemsiz bir geçiş oldu. Ani değişiklikler bazen güzel olabiliyor. Bu arada hatırlatma yapayım. Hafta sonu, cumartesi ya da pazar akşamı bir canlı yayın olacak. Katılmanızı tavsiye ederim. Gelecek eğitim setleriyle alakalı sizlerle sohbet ediyor olacağız. Tailwind ile alakalı da eğitim içerikleri gelecek. Onunla da alakalı düşüncelerim var. Canlı yayında bunları hep beraber konuşuruz. Şimdi eğitimimize geçebiliriz. Evet, gelelim. Öncelikle incelememiz gereken ana dosyalardan bir tanesi ENV dosyası. Projemizin genel ayarlarının yapıldığı dosya diyebiliriz başka herhangi bir yere dokunmadan tabii ki çok fazla derine inmediğimiz sürece buradan uygulamayla alakalı isimlendirme bulunduğu şey şu anda işte yani geliştirme aşamasında mı canlıda mı işte projenin app key'i debug modunun açık kapalı olduğu ya da genel URL ne, neymiş bunları belirleyebildiğimiz database ayarlarının yapılabildiği işte Laravel üstünde bulunan broadcast cache file system driver işte kuyruklama sistemi session alakalı ayarların kullanacaksak keşleme mekanizmalarından memkeş ya da redis'in ayarlarını yapıldığının ve uygulama üstünde yine mail göndermek üzere yaptığımız bölümlerde ana gönderici mail bilgilerinin yapıldığı ya da dışarıdan pusher ya da avs'ye bağlanıyorsak bu ayarlamaların yapıldığı ana dosyamız burası. Şu anda mesela dikkat etmemiz gereken genelde şu oluyor. Bunlara global olarak uygulama üstünden her yerden erişebiliyoruz. Çünkü şu anda mesela bakın Laravel diye bir yazı var. Bu aslında buradan geliyor. Tasarımımızda bize app name diye yazılmış. Eğer mesela bunu değiştirirsek Laravel eğitimi diyelim mesela kaydettim. Şu anda hata veriyor olması lazım. Bakın evet boşluğa düştü. Şu anda koptu. Çünkü boşluklu yazmak istediğimizde tırnak içinde belirtmemiz gerekiyor. Tek bir kelime ise sıkıntı yok. Yine tırnakta yazabilirsiniz ama gerek yok. Ama birden fazla boşluklu kelimeler olacaksa bir saniye Laravel eğitimi şöyle kaydetmedi herhalde. Evet burada sanırım şey yapılmış bir bakalım hemen. Diğer tekil sayfamızda otomatik elle yazılmış sanırım. Normalde login ve register'da yani template'in bulunduğu bütün sistemde bunlara erişip ekrana yazdırabiliyoruz. Dashboard ya da welcome sayfasında elle yazılmış muhtemelen. Hemen bir bakalım. resource view welcome Evet Laravel elle yazılmış. Bakın dashboard'ta burada pardon, dashboard'ta değil. Layout dosyamızda app layout'a gelirsek bakın app name diye config'ten otomatikman çekmiş oluyor. Bu sayede ne yazıyorsak ekranda onu gösterecek şekilde kendini ayarlamış oluyor. Dediğim gibi ENV dosyası bütün ayarlarımızı rahatlıkla yapabildiğimiz ilk başlangıç aşamasında bize yeterli olan daha sonra da kullandığımız dosyaların başında geliyor. Uygulamamızı yazarken en sık kullanacağımız klasörlerden bahsetmek istiyorum. App klasörü, database klasörü, public, resource ve root klasörlerinden sıklıkla faydalanıyor olacağız hızlıca inceleyelim. App klasörümüzün içinde en sık kullandığımız klasörlerden bir tanesi bu. Model dosyalarımız yani database bağlantılarımızı yaptığımız sınıflar. Daha sonra HTTP'nin içinde kontrollerlarımız yani uygulama kodlarını yazdığımız modellerle birleştirip view'ları data gönderdiğimiz bölümler sınıflarımız burada barınıyor. Kontrollerin içinde bunların içinde isterseniz kendiniz farklı klasörler oluşturup buralardan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz middleware'ler ara katman yazılımlarımız yani daha bağlantıya tıkladığımızda ekrana herhangi bir şey gelmeden araya girip belirli kurallar ya da düzenlemeler yaptığımız sınıflarımızı buradan ayarlıyoruz. Provider'larda sayfa yine açılmadan daha middleware'e gelmeden yaptığımız işlemlerde hatırlıyorum. Yanlış söylemeyeyim. Bunlar da daha uygulamamız yüklenmeden sayfa açılmadan önce yaptığımız düzenlemelerin tutulduğu sınıflar. Modellerimiz burada, Provider'larımız burada. View kısmında da 8 ile beraber gelen, Laravel 8 ile beraber gelen bir özellik olan Component'lar yani bir Eklenti yaptığımızda bakın App Layout'larımızın Component olarak tanımlanmış burada. Laravel üstünde bir Component tanımladığımızda View bölümüne bunlar otomatikman ekleniyor olacak. Config'de yine Env dosyasındaki bazı Düzenlemeler buradan çekiliyor ya da env dosyasındaki düzenlemeler buraya aktarılıyor gibi. Ama burada daha fazla ayarlama var. Onlara çok fazla dokunmuyoruz derine inmediğimiz sürece. Yeri geldiğinde bunlardan da bahsediyor olacağım. Database ayarlarımızın ya da dosyalarımızın tutulduğu yerler. Artisan üstünden her tabloya bir tane migration dosyası oluşturuyoruz. İçeriye şöyle bakın. Bunlar otomatik oluşturulan dosyalar. Breeze'i kurduğumuzda Laravel kendisi bunları aktarmış oldu. Bunları kurduğumuzda şemaları çalıştırıyoruz. PHP Artisan Migrate diyoruz ve database tablolarını bu verdiğimiz ayarlama ve özelliklere göre e, otomatikman oluşturulmuş oluyor. İstersek tohumlama yapabiliyoruz, istersek factory yapabiliyoruz. Factory'de büyük dataları yüklüyoruz. Seeder'da da mesela dummy data yükleme işlemleri yapabiliyoruz. Bunları da yeri geldiğinde sizlere bahsediyor olacağım. Public Uygulamamızın ayağa kalktığı ilk dosya güvenlik aşaması yani güvenlik anlamında yapılan bir şey. Index dosyamız burada barınıyor. Public yani herkese açık olan dosyalar burada barındırılıyor. CSS, JavaScript işte resimler, dokümanlar varsa farklı şeyler burada biriktirip sitemiz üzerinde yayınlıyoruz ve buradan sayfalarımıza dahil ediyoruz. Ek kütüphaneler gibi vesaire aklınıza gelebilecek her şey yani public olabilecek her şeyi burada barındırıyoruz. Ve resource dediğimiz bölümde de view yani ön yüzde kullanıcının göreceği bütün sayfaların barındığı ekranlar burada biriktiriliyor. Buraya yine kendinize göre istediğiniz gibi klasörleme, alt klasörleme yapma ihtimaliniz var. Bütün gözüken dosyalarımızı burada biriktiriyor olacağız. Yine birden fazla dil seçeneği Kullanmak istersek yazılımımız üstünde lang klasörüne de buradan erişip sayfalarımıza buradan dil ayarlarını yaparak key value şeklinde kullanıcılarımıza bu desteği de sunabiliyoruz. Yine sayfalarımızdaki root yani bağlantıların işte login dediğimizde gelecek ekranı ya da işte register dediğimizde veya daha sonrasında yapacağımız ekranlara verdiğimiz bağlantıları root altındaki web php dosyasında tanımlıyoruz. Eğer otantik yani kayıt, kayıt ol, giriş yap, şifre sıfırla gibi özellikleri burada otomatikman ayrılmış durumda geliyor. Bir izi kurduğumuz için out PHP'de barınıyor bunlar. Geri kalanları biz web PHP üstünden devam edebiliyoruz. İsterseniz bu dosyayı da kendinize göre düzenleyebilirsiniz. API yani REST API ya da kendimiz bir dışarıdan API ile haberleşmek istediğimizde de ya da kendi uygulamamızı dışarı açmak istediğimizde API PHP üstünden root'larımızı tanımlayabiliyoruz. Bundan hariç olarak vendor klasörümüz mevcut. Burada da composer'la Laravel üstünde kurulmuş bütün paketleri görme ihtimaliniz var. Gördüğünüz gibi burada Laravel'in de kendi paketleri var. Bakın Breeze de burada biz kurulum yaptığımız için barınıyor. Sistem buradan paketlerden ilgili dosyalarla haberleşerek gerekli işlemleri gerçekleştirebiliyor. Önemli bir dosyadır. Daha sonra ekleyeceğimiz paketler de vendor klasörü üstünde barınıyor olacak. Genel anlamda Laravel'in kullanacağımız klasörleri ve içerisinde barınan dosyalar veya klasörler bu şekilde. Bundan sonra yine Laravel üstünde sizlere sırasıyla adım adım püf noktaları ya da nasıl kullanıldığı ile alakalı dersler çekiyor olacağım. Şimdilik bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.